Merhaba dostlarım, ben Serdar ve GTA 5'e hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Michael ve Trevor polis kılığına girip bir iki araba çalmıştı, bayağı sağlam arabalardı. Ondan sonra ondan sonra yarış yapmıştık ve Michael kazanmıştı. Tabi arabalar bayağı külüstür haldeydi. Ama ödememizi daha almamıştık, ne yazık ki biz daha ödeme yapmamışlardı. Her neyse, şimdi bir tane film yapımcısı olan Solomon Richards mıydı? Onunla görüşecektik. Solomon Richards galiba. Neyse. Yine zaman mı geçecek? Ha yok, geldik. Merhaba. Ha, içeri gel, içeri gel. Sen Michael olmalısın. Eskiden 3 tane sekreterim vardı. Şimdi kendi kendime bir kahve yapmam gerekiyor. Nelson in Naples. Pluto? I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. 2. Kendi filmle, kendi filmlerinde alıntı yapıyor. Michael'a çok hayran olduğu için şey yapıyor, hemen cevap veriyor. Kısacası inek, nerd talk. Does he want you to bump me off? Ama iyi anlamda. He said you were retiring, but might need some help on the move. Hayır, senin emekliye ayrılmanı istiyor diyor. Ha, sadece aptallar emekliye ayrılır. Burayı başka bir şey değiştirecekler diyor. Ama burası bir hayal fabrikası. Hayallerin gerçekleştiği bir yer. Bazen onları suçlamıyorum. Her zaman dedikleri gibi. Asla çocuklarla ve hayvanlarla konuşma. Çalışma. Asla yönetmenlerle ve aktörlerle oynama. Çalışma. Ne hakkında bu? Her şey kusursuz. Liberty City'de geçiyor. It's all being shot on green screen right out back there. We take a look at the financial crisis and then ekonomik krize bir ekonomik kriz de geçiyormuş. Simplistic battle between two yuppies. Lots of training montages. So what's the problem? Problem ne? McElroy. Milton McElroy diye birisi. Because he's cheap. Zero talent, incidentally. Well, he's got this new agent. Hiçbir yeteneği yok. Ucuz. He's been hassling us about renegotiating the deal. So now, anlaşmaya baştan düşünmek için başka birisi bunu anlaşmaya baştan düşünmesini istiyormuş oyuncunun. Anton Baudelaire. Ever heard of him? Hiç o yönetmenden duydun mu diyor. Ben hiç şaşırmadım. Problemler yaşanıyormuş kadroyla ilgili. Bak. Kendine yeni bir asistan almışsın gibi diyor. Ama mutlu son yok. Seni çoktan sevdim diyor. Doğu Los Santos'a git. Hacı alırım ben bu arabaya, kusura bakmayın. Yuh. Kilitlememişler bile. Uuu, arabayı aldım. Araba çok muhteşem. Hop. Sakin. Üf, araba çok güzel ama benim değil. Yakında kendi arabamızı alacağız afaklar, merak etmeyin. Hop, şunu şöyle çekelim. Durun 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 durun, hareket etmeyin. Araba geliyor, sakin. Solomon arıyor. Ne oldu? I'm just doing that thing. Good, good. Now I realized in my excitement I forgot some details. Tamam, bazı detayları unuttum diyor, heyecanımdan dolayı. O birazcık bariz gibi. Ha bunu... Ha adamı öldürmek mi istiyorsun falan filan diyor. Yani kimseyi öldürmüyoruz. Sadece ona bazı sadece birazcık saygılar, saygı duymayı öğretecek. Baştan şeye getireceksin onu. Sete getireceksin. İkna etmeye çalışacaksın. Anton and Milton are supposed to be there, and Pelosi's on the way to pick them up. He's taking them to his lawyer to sign the contract. Filmde görev yapacak yönetmen ve aktörle ilgili bir tane menajer bu ikisini ikna etmeye çalışıyormuş. Yavaş gideceğim diyor Michael. Seninle sette görüşürüz. Patron diyor. Biz bu adama numaramızı verdik mi? Neyse. Sorgulamayacaksın. Bu tür şeyleri neden diye sormayacaksın, nasıl diye de sormayacaksın. Sadece oldu, o kadar. Oldu ve bunun sonuçlarına bakacaksın. Hop. Üf, araba süper ya. Bu sette çalışmayı çok sevdim ben. Şuraya mı park ediyoruz?
Ha, şeye çıkacağız, yukarı çıkacağız. Assassin's Creed'lik mi yapacağız birazcık? Ezio. Ezio muydu ya? Ezo. Neydi adamın adı ya? Assassin's Creed'deki. Burayı nasıl buldunuz dedi. Tam bir cennet olacak burası. Sadece birkaç dakika verin diyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Hadi gidelim falan dedi. Gizli gizli gideceğiz. Kimseye şey yapmadan. Embesil gibi çarptı oraya ya. Bu herifler bizi duymaz zaten. Var mı yakınlarda bir merdiven? Ha, bu aslında bunlar aslında şeymiş, mafyaymış. Hop. Ne olmuş? Bir şeyler olmuş. Ama adam gidiyor en azından. Suppressor var mı bunda? Susturuculu olan bir silah var mı burada? Hop! Yok, bunda scope var. Aha, bundan susturucu var. Onunla ilgilenirken biz buradan yavaş yavaş. Lan hadi Michael, sessiz sessiz ama hızlı hızlı. Hop. Bunda eğilebiliyor musun? Eğilemiyorsun galiba GTA 5'te. Buradan. Ha. Devam. I find me derken hani I find şey gibi Google'un oyundaki alternatifi. Normalde Google me derler ya. İşte buradasınız diyor. Bay Richard sizinle görüşmek istiyordu. Kayıp mı oldun diyor. Who's this jackass? Bu akıllar kim diyor. Hey sen. Turns out these guys are in love with their contract. Görünüşe bakılırsa bu adamlar kendi anlaşmalarını çok seviyorlar. Destete geri dönmek istiyorlar. Hayır, bu adam tamamen benim diyor. Tamam oğlum, tamam. Bir yap. Al. 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 Al sana bu. Tamam, her şey bu kadar. Tamam, her şey bu kadar diyor. Şimdi seninle yeni bir anlaşma yapacağız. Sen benim insanlarımı rahat bırak. Ben de seni bu çatından aşağı atmayayım. Peki, peki diyor. Ne biçim mafyasın oğlum sen? Sal adamların üzerime işte. Allah Allah, adamların eline güzel silah tutuyor. Ben olsaydım ya vermezdim yani. Helikoptere biniyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz diyor. Tamam, belki onunla dövebilirsin diyor ama kesinlikle yetenekli böyle bir şey yapamazsın diyor. Senin işin bittiği zaman iyi bir insan olacaksın. İyi çocuk olacaksın. Ben kesinlikle güvenlik falan değilim diyor. Ben Bay Solomon'un asistanıyım. Sizinle şöyle bir gezintiye çıkalım beyler beraber. Beyler. Bayan yok senin aramızda, iki kişiyiz. Sadece bu kadar hızlı gitmemiz gerekmiyordu.
Freni falan çekti ya. Kırılacağız diyor. Şey kırılacak. Helikopter parçalanacak. Bu noktalara bu kadar hızlı gitmemem gerekiyordu. Sadece yavaşla diyor. Yavaşlamayacağım kuzum. Yavaşlamayacağım. Böyle gideceğiz. Tamam diyor. Tamam. Berbat filmi, berbat bir para için yapacağım. Tamam. Tamam diyor. Her şey tamam. Tamam işte o kadar zor değilmiş diyor. Gördün mü? Ha şimdi şeye geri dönüyoruz. İşe geri dönüyoruz. Stüdyoya geri döneceğiz. Sanırım hatırladığım kadarıyla orada bir tane araba park yeri mi vardı? Eski havuz mu vardı? Oraya yapacağız. Bay Richards'a bir tane özür borçlusun diyor. Ödendiğim miktar yüzünden mi? Hayır. Ben bir sanatçıyım diyor. Sen özür diliyorsun. Başlamamını gördüğün zaman yanlış anlaşılma için özür dilerim efendim. Bize verdiğiniz fırsat için sizlere daima teşekkür edeceğiz diyor. Herkes daha iyi bir anlaşma istiyor diyor. Ama siz var olan en iyi şeye sahipsiniz diyor. Hop sakin. Şimdi ben bunu nereye koyuyorum diyor. İşte bu kadar basit. Şimdi Bay Solomon'un ofisine doğru gidiyoruz. Hatırlarsanız buraya ilk GTA 5 videosunu çekeceğim için duyuru yaptığım zaman şey yapmıştım. Bu da uzaylı kılığına girmiş olan bir tane aktör. Ama aslında oyundaki tüm uzaylı modelleri aynı. Aktör de olsun, halüsinasyon da olsun, gerçek de olsun, tüm uzaylı modelleri aynı. Ve uzaylı modeli var oyunda, ciddiyim. İşte elimizde olan hikaye en iyisi. İkiniz de seviyorum diyor. Solomon diyor. Bu adamın sana söylemek istediği bir şey var. Hadi söyle. Söylemek istediğim, yanlış anlaşılma için özür dilerim. Ve ben ve bana verdiğiniz bu bana verdiğiniz tüm fırsatlar için fırsatları takdir ediyorum diyor. Teşekkür ederim. Ne diyebilirim? Sen doğal bir insansın diyor. Hani bir doğal bir yeteneğin var. Sana teşekkür ederim. This shoot seems cursed for some reason or another. I need an associate producer. Aa, benim yardımcı bir yapımcıya ihtiyacım olacak ya. Buna bayılırım dedim abi. Ay kal. Vay be. Gidip yapamam. Onun gereken işler var falan filan. Çocuk gibi seviniyor ya. Bay Solomon. Mission time falan filan. Yok mu? Başka bir görev daha yok mu onun? Peki. Alright, şimdi ise şeye dönelim bakalım. Franklin'e dönelim. Franklin'in yapmak istediği görev illaki vardır. İllaki bir şeyleri vardır Franklin'in söz konusu olduğu zaman. Oyunun hikayesini bitirdiğimiz zaman ki muhtemelen yazda bitireceğiz. Şeyleri yapacağız. İlk önce Lester'ın verdiği suikast görevlerini yapacağız. Assassination görevlerini. Onlar bizim paramızı iyice arttıracak. Oo, Franklin ulti yapıyor. Vay be aslanım benim. Kendi içerisine bakıyor var ya. İşte şeyleri falan yapacağız. Casual jackets. Jackets. Aa ceketin yok senin. Sana alışveriş yapmamız gerekecek. Sport shades. Al bakalım onu. Hats. Bu ne? Forward. Hah böyle. Oo tam gang bang. Beyaz olsun. Maske, pantolon. Tamam böyle yapalım. Ayakkabılar. Şu sağlam görünüyor. Hakan devam. Oo tam grow straight oldun nigga. Hadi yukarı. Bir ara ben telefonumdan o Rockstar Games'in uygulamasını indiririm. Oyundan sonra tabi. Ana hikayeyi bitirdikten sonra şeyle yaparız. Ooo.
Oğlum yeni araba mı aldın sen, manyak mısın? Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Devon Weston yanına. Peki o nerede? O da tam olarak nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok şu anda. Ha, şuradaymış. Acı, sakin, 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 sakin. Oğlum bir kenara çekildi, ben de geçeyim ya. Ha, çok bencillik yapıyorsun bak. Yalnız Franklin'in de arabası yakıyor. Yan olabilir. Sadece yakmıyor, yanıyor da olabilir. Ben bir intro yapmayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Hani normal bir intromun dışında. Kendime bir intro yapayım da. Kısa olsun veya şey olsun. Fark etmez. Ama bir intro yapmak istiyorum ya bir ara. Onay verirseniz yorumlarda belirtin. Intro yapayım mı yapmayayım mı? Hoşunuza gider mi? Onu bir söyleyin de. Bir yorumunuzu alayım bakayım. Şuradan devam edelim. Bir random event çıktı ama o random event'i herhalde yapmayacağım. Ha bu arada Patrick McCreary var. GTA 4'teki dostumuz Patrick McPeaky vardı ya. Peki McCreary. O da oyunda var. Onu açtım ben oyunda. Haberiniz olsun dedim. Yani bundan sonra iş yaparken Patrick McCreary ile seçeneklerimiz arasında bulunduracağız. Şu anda sanırım son hıza gidiyoruz. Bu arada GTA 5 çıktığı zaman bilgisayara yanında şey de olacakmış. Kendi editörüyle birlikte gelecekmiş. Yani kendi kendimiz mod falan yapabileceğiz. Ekstra bir şeye ihtiyacımız olmayacak sanırım. Haritayı falan değiştirebiliyoruz ya, onun gibi şeyler işte. En azından yardımcı olacak. Daha uygun hale gelecek mod yapmaya. Hop! Uff, nerede durduk arabayı be. Çarptık. Tamam, çarpalım, sorun değil. Şunu haritadan kaldıralım en azından. Bakalım bu sefer ne istiyor bu adam. Ha şey, ha tamam. O adın daha bir önceki bölümde bahsettiğimiz görev yapacağız işte. Bir kişi helikopter deneyecek. Diğer kişi de şey alacak. Ellerini havaya kaldır ve görebileceğim bir yerde kal diyor. Tamam beni aldın diyor. Bu 100 tane maaş şeyle agıtıyla mı uğraşıyorsun diyor. Trevor'a git diyor. Tamam. Bakalım bu adam yerdeki adamı tanıyabiliyor mu? Tarıyormuş şu anda. Ha böyle tarıyormuşuz. Franklin Clinton. Public exposure mı? Tamam, adamı duydum diyor. Nereye gitmek isterseniz. Scan the targets for Havik. Targetler nereden? Şu tarafta diyor. Şu tarafa doğruymuş. Bayağı uzaktaymış bunlar ya. Los Santos Polis Departmanı beni şey yapıyor diyor. Trevor sistemle gene tartışıyor. Trevor biliyorsunuz asi bir tip. Sistemler yani devlet işte polis ne bileyim ne var kim varsa pek arası iyi değil. Hani sadece suç bakımından değil. Şey gibi. The Truth gibi. Oyun dondu lan. Hacı oyun dondu. Neden oyun dondu? İlginç bir şekilde oyun dondu. Ama ben sevilemedim ama ondan sonra. Söyledin mi acaba? Birazcık bekleyelim. Bakalım ne olacak. Oyunda da Allah kahretsin.
Neyse ya, o sonunda şey yaparız bunlar. O zaman bu videoyu burada bitirelim ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif almışsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.